saniye tamam abi, bir saniye pardon. Yani sen bu şarkıyı daha dik söyleyebilirsin. Yani daha öne at sesini. Söyle abi, çık yukarı. Öyle değil mi abi? Deneyelim, hadi. Bir daha deneyelim. Hadi, son. İki, son. İnan bana, her şey yoluna girecek zamanla. Aşılmadık engel yok bu dünyada. Bu kadar abi, işte bu kadar. Bravo. Çok güzel. Süperdi. Akşama da böyle çalarsak bu iş tamamdır. İnşallah bir aksilik çıkmaz. Dün gece babam biraz sitem etti. Haklı aslında. Gidip gönlünü almazsam bu akşam sakat. E hazır babamızı görmeye gitmişken Murat'a da bir görünmemek olmaz değil mi? Bana bak var ya, çok fenasın. Pınar. Çocukların o hali gözümün önünden gitmiyor Rıza baba. O zavallılar av. Etem gibiler de avcı. Peki biz neyiz Rıza baba? Güçlü gücüne güvenip zayıfı ezmesin diye yırtınan insanlar. Osman böyle der. Aman bir neşe bir neşe. Allah nazardan saklasın. Nereden çıktın sen? Görüyorsun değil mi? Bir hoş geldi demek yok. Güya biricik kızıyız. Hoş geldin Pınar'cığım. Ha şöyle. Hoş bulduk Murat abi. Aman başkomiserim ya. Ne alemsin ya. Bak bu trafikte gönlünü almak için dünyanın yolunu gelmişim. Hala mı surat? Tamam yaptık işte bir hata. Vallahi bir daha habersiz geç kalmak yok söz. Hadi şimdi bir yanar. Sıpa. Bu saatte mi bitiyor senin dersin? Son iki ders hocadan izinliydim. Ne izni bu? Akşam bir barda programa çıkıyoruz. Seni barada mı alıyorlar? Deneme grubu olarak çıkacağız. Deneme grubu ha? Hangi barmış bu? Taksim'de bir yer. Nezih bir mekan. Görsen sen de seversin. Hatta gelip görsene bu akşam. Adı ne bu barın? Old City. Akşama beni dinlemeye gelirsin değil mi? İşim var Pınar'cığım. Ne işin olduğunu biliyorum ben. Dün gece arkadaşlarım seni sahilde biriyle görmüş. Böyle havalı arabayla vın diye geçmişsiniz. Komiserim geçebilir miyim? Arkadaşların da senin gibi. Benim gibi ne? Çok geveze ve dedikoducu. Murat abi baksana, ben sana artık abi demesem olmuyor mu? Kazı kadar kız oldum artık. Sana ayıp oluyor da yani ondan. Belli. Ya bırak şimdi, atlatma ya. Murat. Merhaba. Şu dosyalar arşive inecekti. Hani sistemi gösterecektin bana. Raflardaki düzeni filan. İşin yoksa tabii. Tamam gidelim. Akşama geliyor musun? Bakarız. Aylacığım, katil dediğin el kadar çocuk. Asıl çıban başı firarda. İnşallah başkasının canını yakmadan yakalanır. Aklımda Pınar'da. Zaten kaç gündür yüreğimiz ağzımızda. Bir de şu barda müzik yapma işi çıktı. Kaygılanıyorum. Sıkma canını. Olmaz bir şey. Dün gece demediğini bırakmadın kıza. Şimdi nasıl bu kadar rahatsız hiç anlamıyorum. Ben kızıma güvenirim. İlk bakışta aşk sanmıştım. Ta başından aldanmışım. En suçlu yalanlarla sen. Şu garip kalbimi kandırdın. Arkadaşlar kimlik kontrolü. Ne? Lütfen memur arkadaşlara yardımcı olun. Kimlikler, kimlik. İyi akşamlar. Kimlikler. Ne demek oluyor bu şimdi? Kimlikler. Kimimiz rutin kontrol Tunaç. Bırak da işimizi yapalım. Sadece kimlikler. Kimimizi görebilir miyim? Siz geçebilirsiniz. Allah Allah. Teşekkür ederim. Al abi. Tamam. Buyurun. Teşekkürler. Abicim ne oldu? Kimliğini görebilir miyim? Ne haber Pınar? Berbat. Sizden de alabilirim. Hepinize teşekkürler arkadaşlar. İyi eğlenceler. Beni dinlemeye geldiğini sanmıştım. Dinledim. Çok güzel söylüyorsun Pınar. Teşekkürler. Gerçekten çok güzel söylüyorsun. Sıkma canını. Hadi devam et.
Hayatım, bu sınav hazırlığı yoruyor seni. Biraz abarttığını düşünüyorum. Benden başka kim yapacak bunları? Ne oldu, senin çocuklar halletmişler mi? Hallettiler canım, her şey yolunda. Buyurun bakalım, taze taze dalından. Oh, mis gibi kokuyorlar. Şu yaz hiç bitmese ne olur sanki? Kavruluruz İstanbul sıcağında, o olur. Ne yapmış Murat? Yani Murat abi, bitirmişler mi? Evet, sorun yok. Aman çok iyi. Aferin Zeynep'e, ekibe hemen alıştı. Zeynep? Şu yeni gelen komiser yardımcısı. Gece Murat'la çıkmışlar ya operasyonu. Başarmışlar. Beraber mi? Biraz ani oldu. Sana fikrini soramadım. Operasyona kim gitsin diye. Bu seferlik kusurumuza bakmazsın artık. Aman baba. Hem Murat'ın yanına daha tecrübeli birini verseniz olmaz mı? Dünyanın bin türlü hali var. Erkek falan yok muydu? Saçmalama. Zeynep civa gibi bir kız. Ah, çok da güzel kız. Tabii. Aman anne. Senin güzellik anlayışına hayranım. Biraz demoda bir güzellik değil mi? Ne bu huysuzluk akşam akşam? Senin dersin falan yok mu kızım? Yok. Uykum var benim. Hadi iyi geceler. Nesi var bunun? Alo? Pınar? Murat yetiş, ne olur. Geçen gece geldiğiniz bardayım. Çok kötü bir şey oldu. Lütfen babama haber verme, ne olursun. Hemen gel Murat, ne olur. Lütfen acele et, yetiş. Pınar sakin ol, ne oldu? Murat sakın babama haber verme, ne olur gel. Sen ne yapıyorsun? Sınava hazırlanıyorum. Ya, öğrenciliğe mi heveslendin? Sadece bir iki günlüğüne. Nasıl yani? İçişleri Bakanlığı sınav açmış. Terfi sınav mı yoksa? Onun gibi bir şey. Kısacası çalışmam lazım anneciğim. Peki, kolay gelsin. Her şeyin yolunda gitti. Bir resmim varmış. Derdini anlatıp durdum. Hoş geldiniz Murat Bey. Hoş bulduk. Oğlum Bey'le ilgilen. Tabii efendim. Hoş geldiniz. Ne içersiniz? Bir soda verir misin? Hemen. İnan bana, her şey yoluna girecek zamanla. Aşılmadığım engel yok bu dünyada. Hoş geldin. Beğendin mi sürprizimi? Hiç beğenmedim ufaklık. Berbat bir şaka. Bana ufaklık deme. O zaman bir yetişkin gibi davran. Yetişkin derken? Ha, anladım. Şu Zeynep gibi. Zeynep? Evet. Hani şu sürekli etrafında dolaşan yetişkin kız yok mu? Benim yerimde yanında o şimdi otursa şikayetin olmazdı herhalde. Saçmalıyorsun. Zeynep'le benim aramda o aklına gelen neyse işte ondan yok. Gerçekten mi? Gerçekten. İşte buna içerim. Hiçbir şey içemez. Doğru eve. Ya bir kadeh çık ya. Şöyle baş başa. Pınar, hadi eve gidiyoruz. İtiraz hakkım. Yok. Hadi. Bak Pınar. Bir daha böyle saçma sapan bir şey yapmaya kalkarsan, ben ya da bir başkasıyla... Başkası diye bir şey yok. Hiçbir zaman da olmayacak. Pınar. Sen benim kardeşimsin. Hiç sahip olmadığım küçük kız kardeşim. Bu halinle de çok özelsin. Ben hep öyle kalmanı istiyorum. Bunu bozma, tamam mı? Babam geldi. Hayırdır Murat? Ne işin var burada? Önemli değil amirim. Pınar'ı eve bıraktım da. Öyle mi? Yavuz'u hastaneye nöbete bırakmıştım. Dönerken bir baktım Pınar taksi bekliyor. Sağ ol. Ne demek amirim? İyi geceler. Sana da.
Aç kapıyı.